Au revoir. Nereden böyle? Hava almaya çıktım. Gel içeri girelim, gel. Gel. İyi ki geldin, çok özledim seni. Neyin var? Kötü bir şey mi oldu? Bade'ye anlattım her şeyi. Nasıl her şeyi? Her şeyi işte. Yaşadığını, hayatta olduğunu. Seni sevdiğim, onunla yapamayacağımı. Her şey işte. Nasıl oldu peki? Ne dedin? Biliyor mu yani şimdi boşanacağınızı? Çok üzüldü. Beklemiyor tabii, duyunca yıkıldı. Ben de onun haline üzüldüm işte. Durumuna üzüldüm yani. Dürüst davranmakla sen en doğrusunu yaptın. İnan bana. Bak, o da sakinleşince anlayacaktır zaten. Kim ister başkasını seven bir adamla bir ömür geçirmeyi? İstemez. O da yolumuzda durmaz bu saatten sonra. Kimse istemez. Ben başta dürüst olacaktım işte. O benden başka bir şey düşünmedi ki. Herkes kendi kararını yaşar. O hiçbir şeyi zorla yapmadı. Kimse kimseye hiçbir şeyi zorla yaptıramaz. O da yapmadı. Hepsini kendi isteğiyle yaptı. Senin beni sevdiğini bile bile evlendi seninle. Tamam, haline üzülüyorsun. Anlıyorum. Da niye bu kadar vicdan azabı çekiyorsun? Onu anlamıyorum. Neden üzülüyorsun bu kadar? Niye canını sıkıyorsun de bana. Bade'ye her şeyi anlatınca için rahatlamadı mı biraz? O kadar kolay olmuyor. Kabahatli olsa o zaman kolay. Ama onun bir kabahati yok. O beni sevdi, ben acı çektirdim. Bunu yapmayacaktım. Bizim çektiğimiz acılar ne olacak Yusuf?
ne olacak? Sen Bade'ye üzülüyorsun. Tamam. Ama herkesi mutlu edemezsin ki aynı anda. Öyle bir durumda değiliz ki. Biliyorum, biliyorum. Sen öldüğün zaman bittim ben. Bittim. Her şeyden vazgeçtim. Hiçbir şey istemedim. Hiçbir şey. Sonra Bade girdi hayatıma. Beni ayağa kaldırmaya çalıştı. Ben de ona iyi davranmaya çalıştım. Ama zulmettim. İstemiyordum çünkü. Bana katlandı. O yüzden böyleyim zaten. Çünkü başka çaresi yoktu. O senin beni sevdiğini bile bile seninle evlendi. Karın oldu senin. Sana destek olmaktan başka çaresi yoktu. Keşke elimde olsaydı sana böbreğimi ben verseydim. Sana canımı verseydim. Ama olmadı. Sen onunla evlendikten sonra hiçbir şey elimde olmadı benim. Bak biz neler atlattık. Neler yaşadık. Ama bak buradasın. Senin elini benim elimden kimse ayırabildi mi? Bizim kaderimizi kimse bozabildi mi? Yapma. Ben bunlara sebep olanları dahi unuttum. Anneni de düşünme. Hiçbir şey düşünme. Bak Bade ile konuşmuşsun zaten. Bundan sonra zaman her şeyin ilacı olacak. Her şey çok güzel olacak. Kolay olmayacak. Olmayacak. Ama bu hayat bizim olacak. Kurban olayım ne olur karartma yüzünü. Sıkma canını. Bir çay koyayım mı sana? Ha? Yok yok gideceğim ben. Eve gitmem lazım. Niye bu kadar acele ediyorsun? Kal biraz da. Bade'ye bunları anlattım. Yanımdan kaçtı gitti. Telefonla aradım ulaşamadım. Eve gideyim bir bakayım. Durum nasıl? Yine başımıza saçma sapan bir şey gelmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.